değerli izleyenler, Selçuk Üniversitesi'nin tesislerindeyiz. Tork Arena'dayız. Yanımıza çok tecrübeli bir isim var, Fatih Solak. Basketbol severleri onu çok iyi tanıyor. Hem Galatasaray'dan hem de milli takımdan. Tecrübesini Selçuk Üniversitesi'ne yansıtmaya çalışıyor bu senede gerçekten. Sezon başından beri çok özverili hareketleri var, oyunları var, maçları var. Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Konuğumuz Fatih Solak. Kimle birlikteyiz? Fatih Şeker'le birlikteyiz. Sorularınızı cevaplayacak Fatih Solak. Sen iki Fatih'in arasında kalman gerekir aslında. Ben o topa girmek istemedim, o riske girmek istemedim. Evet Fatih, sezon başında aslında ikincilik için kurulan bir takıma gelmiştin. Ama bir baktık ki Beko Basketbol Ligi'ndeyiz. Hepimize çok sürpriz oldu, beklemediğimiz bir şeydi. Çok da güzel oldu aslında. Evet. Neler söyleyeceksin? Ya benim için aslında sen de söylediğin gibi sürpriz oldu. Çünkü ben buraya ikincilik maçta gelmiştim. Hedefim işte ikincilikte oynamaktı. Bir sene ara verdiğim için basketbola. Tekrar sağ olsun yöneticilerimiz benim burada olmam istedi. Yaşar abi özellikle, menajerim Ali Güney. Ondan sonra hatta arkadaşlar arasında böyle bir espri oldu. İşte ayağını tozuyla gelin, takım birinciye çıktı falan filan diye. Tabii ki bu da güzel bir şey. Ben işte tecrübeli olduğum için yaklaşık 15 sene, 16 senedir birincilikte tecrübem olduğu için benim için güzel oldu aslında bu takımın birincilikte olmak. Çünkü Konya şehri, ya bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, ya burayı hak ediyor ya. Çok ciddi söylüyorum. Ya birincilik basketbolunu hak ediyor. Ya güzel bir ortam var. İnsanlar maçlara geliyor. Çocuklarını getiriyorlar. Aileleri gelebiliyor. Ya güzel bir şey ya bunun. Ne bileyim. Basketbolu ara vermiştin, daha sonra parkeleri Selçuk Üniversitesi'yle birlikte döndü. Evet. O konu hakkında neler söyleyeceksin? Sakat dediler, baskete küstü dediler bazı kişiler tarafından. Ya, en yetkili ağızdan alalım. En yetkili ağızdan söyleyeyim o zaman ben. Sakatlığım falan yoktu. Sakat olsam zaten buraya geldiğimde belirli bir check-up'larından geçiyoruz. O zaman her şey ortada olurdu. Benim sadece kırgınlığım, işte eski menajerimle olan bir bağlantım. Ondan sonra işte bazı takımlarla işte anlaşma zeminine geldik, işte olmadı falan filan, yalanlar dolanlar. Ondan sonra ben de soğudum ve oynamayacağımı söyledim. Pişman oldum açıkçası. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Çünkü basketbol, ya ben seninle konuşmada söylemiştim, benim hayatım gibi bir şey artık. Çünkü ben hayatımı bundan kazanıyorum. 18 yaşında çok geç başlamama rağmen çok çalıştım. Fatih sana anlattığım gibi. Ya benim hayatım basketbol olduğunu ben o bir sene içinde tekrar yine anladım. Tekrar da döndüğüm için parkelere çok mutluyum yani. Yani pire için yorgan yaktın öyle mi? Çok kesinlikle, kesinlikle. Buradan da ben genç arkadaşlarıma söylüyorum. Ya bir işe hedef koydukları zaman o işin peşinden koşsunlar. Çok önemli bu. Ya okumak istiyorsa okusun. Eğer sporla uğraşmak istiyorsa sporla uğraşsın. Çalışmak istiyorsa işine konsantre olsun. Bu çok önemli. Benim okulum falan yoktu. Hayatımda basketbol vardı Kayseri'de ilk başladığımda. Benim günde vallahi 5-6 saatim sokak basketbolu diyelim tabiri caizse. Ya parklarda geçerdi 5-6 saatim yani her gün. Öyle yetiştim ben. Aslında kendimi geliştirdim bir nevi. Aslında Fatih'e de söz hakkı vereceğim ama şunu da sormak istiyorum. Ya basketbol Fatih Şeker. Basketbol oynayanlar için şöyle sormak istiyorum. Bunu bir iş olarak mı bakmalı yoksa hobi olarak mı bakmalı? Yani basketbol oynarken aslında başka bir iş de yapabilir mi? Bence yapamaz. Çünkü kolay değil ya. Siz de görüyorsunuz bizim halimizi. Çünkü istiyorum yani. Hakemler var. Mühendislik yapıyor, pazarlamacılık yapıyor. Daha sonra maça çıkıyor ama basketbol daha yok, basketbol değil. Çünkü neden? Şimdi antrenman saatleri var belirli. Okul olsa sabah okula gidersin. Mesela bizim sabah antrenmanlarımız olduğu için günde çift antrenman yapıyoruz. Koç tabii ki sana izin vermeyecek. Çünkü takımın sana ihtiyacı olduğu için mecbur antrenman ikisinden birini seçmek zorundasın. Eğer okul oluyorsa sadece okuluna konsantre olmak gerekiyor. Okula konsantre olmak gerekiyor. Ya da basketbolla ikisini bir yürütemeyeceksen birini dışarıdan bitireceksin. Mesela okulu dışarıdan bitirmeyi yapacaksın sezon sonu. Ben tabii böyle bir şey yaşamadığım için bilmiyorum. Çoğu arkadaşım da öyle ya, benim bildiğim. Hiçbir arkadaşım da şu an yani üniversite mezunları var ama işte sezon bittiği zaman işte dışarıdan bütünlemeler mi oluyor? Ya dışarıdan bitirmeler herhalde. Ha, işte bitirmeler. Dışarıdan bütünlemelere giriyor. O yani, başka bilmiyorum. Peki basketbola nasıl başladın? Çünkü Kayseri'de erkek basketbolun yanında kadın basketbolu daha çok gelişmiş Kaski örneğinde. Benim zamanımda kadın basketbolu evet. Yoktu ya. Ben işte dedim ya, 98'de başladım. Birisi keşfetti mi? Birisi keşfetmedi. Ben size şöyle anlatayım. Sene 98'de ben okuldan ayrılmıştım. Okulu bırakmak zorunda kaldım bazı nedenlerden dolayı. Aslında ondan da pişmanlık duyuyorum. Daha sonra dışarıdan bitirdim okulu ama tabii ki
insan yaptıklarından belli bir süre sonra pişmanlığını gösteriyor. Benim okul baktan sonra işte kendim bir yerlerde çalıştım. 1.95 boy vardı o zaman tabii, insanlar çok dikkat çekiyor, tamam mı, benim gördükleri zaman falan. İşte çalıştığım işlerde tabii buradan açık yüreklikle söyleyeceğim, işte ne yaptım? Bilardo salonunda kahvede çalıştım. Kahvede çalıştığım patron da benim işte mensuplarım şeydi, antrenör. Hem orada çalışıyordum hem antrenmana gidiyordum. Hatta 3 gün idman yapardık biz mensuplarken o zamanlar. Ben ekşi sözlükte bunları okuduğum için hatta o yüzden sordum. Beşiktaş'ta yani. İşte gittiğimde orada çok başarılı bir sezon geçirmiştim. Şöyle bir haber çıkmıştı işte, beni alıp götürmüşlerdi gazeteciler şeye, Sultanahmet'e. Orada işte elimde şeylerle işte kafatepes, evet, çay ocağından NBA'de bir haber vardı hatta. New York'a gidecektim ben. Sakatlığım çıktı, gidemedim. Basketbola ben amcamın sayesinde başladım. Büyük amcam işte bana dedi ki, oğlum dedi, böyle gezmek de olmaz dedi. Abi ya. Ben dedi işte şey dedi, basketbol kursları var dedi, şeyin dedi, yaz okulları, gençlik ve spor müdürlüğün. Bir git şansını dedi. Ben dedim ya, istemiyorum dedi. Ben futbol hastası bir adam ben. Hasta Galatasaray'ım biliyorsun, maçlarda falan kaçırmam. Futbol hastasıyım ama işte bu boyda da futbol oynayamıyorduk işte. Oynuyordum işte ama işte arkadaşlarla kendi aramda profesyonel falan öyle bir şey yok. Yan koller. Ama futbol hastası bir adamım ya, basketbolu hiç sevmezdim. Bak yaşım o zaman 17-18. Ondan sonra bir şansımı deneyim dedim. Girdik işte bu parkelerin içeri. Yaz gittim, önce yazıldım. O zaman parası 300 bin lira falan herhalde. Aylık, yalan olmasın. İşte para öderek girdik parkelere. Ondan sonra hayatımız parkelerde değişti. Dedim işte herhalde artık bundan sonra. Yani hedefim orada şeydi ya. Çok isterim basketbolcu olmayı. O zaman Meysupor vardı. Meysupor bilirsiniz. Birincilikte oynuyordu. Oradaki işte başarılı gençleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ndeki işte başarılı sporcuları, Meysupor'un altyapı dediğim de yani Ümit takım benim ya, Ümit takım tabii 17-18 yaş olunca işte oraya alıyorlardı. Ben de çok başarılı oldum. O da ilk başta beni seçtiler. O da tabii ki Kayseri'nin basketbolda parlayan yıldızıydı bir zamanlar, tamam mı? İşte Turu abi gençler, işte Tom Gerik de benim hatırladığım isimler kadarıyla. Ondan sonra çok Avrupa Kupası'nda oynuyorlardı. Bayağı başarılıydı bir zamanlar. Hakan Yavuz döneminde. Evet. Ondan sonra böyle mesela Meysu'ya seçildim. Benim için en büyük mutluluktu ya. Böyle nasıl söyleyeyim ya sana? Dünyada benim olmuş gibi bir şeydi. Çünkü herkes televizyonda Meysu'yu takip ediyor işte. Evet. Kayseri'nin yerel televizyonları falan işte. Gazeteler falan filan. Çünkü sen de onlardan biri oluyorsun. İş konu üzerine gidiyorum, arkada Meysu yazar. Ben bir hava atardım insanlara, tamam işte böyle. Yazın sıcağında şıman giyerdim böyle. İşte insanlar görsün benim işte basketbolcu olduğumu. İşte hangi takımda oynadım. İşte gençlik işte, cahillik diyelim bir de. Heyecan. Ondan sonra işte benim hayatım Yeşilgöl. İstanbul'a geldim işte, Ülker beni denemeye çağırdı. Bir seneyle benim hayatım değişti İstanbul'a. Eğer Ülker dese ki Çetin Yılmaz, o zaman Lütfü Arman menajer Lütfü abi vardı. Şu an Galatasaray'ın CEO'su Çetin Yılmaz. İşte Çetin abi, Fatmir Çuga Arnavut antrenör. O da Ülker Spor'un Ümit takım koçuydu. Ondan sonra Ülker'den içeri girdik. Lan bir baktım, Allah'ım dedim, ben nereye girdim? Harun Erdenay. Ondan sonra Haluk Yıldırım. İşte falan filan. Hepsi televizyondan izlediğim adamlar işte. Maçlar zaman Sinebeş'te izlerdik biz Ülker'in evet. Maçlarını. İsmet Badem falan. Evet, İsmet Badem. İsmet Badem'le sonra tanıştık. Aranız da çok iyi yanılıyor. Tabii İsmet abi de bana, Allah razı olsun, çok büyük iyilikleri dokunmuştur yani. O ve oğlunun. Bunu hiçbir zaman inkar edemem ya. Ondan sonra bir baktım işte Harun Erdenay falan filan. Ben dedim nereye girdim? Çetin Yılmaz yanına çağırdı beni. Çetin abi işte 1.60 falan boyunda. Böyle bakıyor bana işte. Adın ne işte, Fatih, nereden geldin, Kayseri'den. Kendine güveniyor musun? Ben dedim kendime güvenmesem buraya gelmezdim dedim. Aa sen dedi bayağı şeymişsin ya dedi. Aferin sana dedi. Bak dedi seni takip edeceğim dedi. Beni deniyorlar ya. O antrenmanla ben kötü oynasam belki de Kayseri yolcuydum ben. Ondan sonra çıktım. Öyle hiç heyecan yok ya. Kendim biliyorum orada Çetin abinin, Lütfü abinin beni izlediğini. Harun abi falan orada işte kenarda işte buz yapıyorlar falan. İşte oturuyorlar muhabbet falan işte basketbol. Onlar da bizim antrenmanı izliyor. Ben vallahi çıktım normal böyle sokakta oynuyor gibi. Güzel bir şekilde kendimi gösterdim falan. Ondan sonra işte menajerim Burçin Badem işte Kayseri'den gelen böyle neden olan arkadaş. O dedi ki işte koçum sana helal olsun falan filan işte Ülker bizle uzun sene anlaşmak istiyor. Sen işte Kayseri'den eşyalarını al gel falan filan. Öyle bir hayatım başladı ya Ülker'de. Ondan sonra işte Ülker A takımına çıktım 3 ay, 4 ay sonra. Çünkü inanılmaz çok çalışıyordum ya. Yaşım ilerlemesine rağmen ya inanılmaz günde 5-6 saat antrenman yapardım. Alaaddin Yakar. Evet.
Allah razı olsun. Murat Özyer, işte Fatmir abinin çok büyük üzerimde emekleri var. Çetin abi olsun, Lütfar Boğan olsun. Hiç kimse bunları inkar edemem yani. Hepsi sağ olsunlar bana destek çıktı. Ben de çok istedim. Dedim işte benim artık bundan sonra yapacak bir şeyim yok. Ben işte Kayseri'den çıktım, İstanbul'a geldim. En yani zirvenin en tepesindeyim çünkü Ülker, atıyorum Efes, Fenerbahçe. Dedim Fatih, dedim bu işi başaracaksın sen. Sen kendine güveniyorsun. Allah'a şükür ya çalıştım. Allah da bunun karşılığını verdi. Ondan sonra Ülker A takımına çıktım. Tabii ki A takımına çıktım. Orası benim için bir hayaldi ya. Maçta Harun Erdoğan'a yanında oturuyor işte. Aynı ortamdasın, yemek yiyorsun. Adamlar televizyon izliyorsun işte reklamlardan falan filan. Allah'ım dedim sana şükürler olsun ya. Bana bu günleri gösterdiğin için. Her zaman ağrıma şükür ederim ben çünkü. Ondan sonra işte milli takım forması giymek nasip oldu. Aydın abi sağ olsun. Aydın abi zamanında. O zaten anlatılmaz bir şey. Yani milli duygu var ya. O benim, özellikle o Dünya Kupası'ndaki Dünya Altıncılığı. Ya Dünya Altıncılığı olsun işte. Özellikle Avrupa Şampiyonası olsun. O ay yıldızı şu göğsünde taşımak var ya. Yemin ederim o anlatılmaz ya. Hiçbir forma onun yerini tutamaz. Ben işte çok koyu Galatasaray'ım. Beni bilen çok iyidir. Ama milli takım olduğu için ay yıldız bambaşka bir duygu. Zaten tek benim şeyim oydu zaten. O milli formayı giymekti yani. Tek hedefim oydu. Allah'a şükürler olsun. O formayı da giydim yani. 100 kez giydim. Ve hiçbir zaman da yani ne derler işte böyle Fatih haksız yere milli takıma çağrıldı falan. Çok laflar oldu ama ben her zaman çıktım. Kanımın son damlası, terimin son damlasını o formayı hak ettim. Herkes de bunun çok bilincindeyim, farkında. Peki milli takımdan konu açılmışken devam edelim. Sizin zamandaki milli takımla son zamandaki milli takımı kıyaslarsak, son zamanlarda milli takımda senin de bildiğin üzere bir düşüş var. Evet. Şimdi bir kartla alınan bir davetiye var. Şansını nasıl görüyorsun milli takımın 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda? Sizin dönemle bu zamandaki dönem neler değişti? Bizim dönemimizdeki milli takımda böyle nasıl söyleyeyim sana? Star oyuncu yoktu ya. Bir İbrahim Ağa vardı da kaptan olarak, takım kaptanı İbrahim Kutbay. NBA'den hiç kimse katılmamıştı o dünya 2006 Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde. Biz işte birbirimize güvendik, inandık. Devşirme de yoktu yanılmıyorsam. Tabii aynen. Ondan sonra o 2006 Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde bize hatta dediler ki işte siz gruptan çıkamazsınız. Gruptan çıkmaya bile Katar'ı yenemezsiniz falan. Böyle herkes bize dalga geçiyor. Kimse bizi uğurlamaya falan gitmedi. Takım yani Dünya Şampiyonası'na gidiyor arkadaş, bu nasıl iş? Biz üzüldük açıkçası. Koskoca milli takım işte bir işte sponsorlar uğurlamaya geldi. Ondan sonra işte kaptanımız İbrahim abi maçlara çıkmadan önce bize bir toplantı yaptı. Arkadaşlar işte kimse bize güvenmiyor. Biz ne yapacağız? Çıkacağız. Tamam mı? Kaybetsek de mücadelemizi bırakmayacağız dedi. Ondan sonra biz de o gazla abi çıktık. Allah'a şükürler olsun. Ya geriye düştüğümüz maçlar da oldu. Mesela Avustralya maçını çok iyi hatırlıyorum. 20 sayı mı? Pardon, Brezilya maçı. İkisinden biri. 20 sayı gerideydik, tamam mı? Soyunma odasına girdik. İşte koçumuz Tanyevic bizi çok iyi ateşledi bu anda. Neler söylemedi ki. Ondan sonra biz bir çıktık. Maçı 10 sayıda falan kazandık. En kritik maçtı bizim gruptan çıkmamız için. Ondan sonra bir Brezilya maçı mesela. Hepsi ya yıldız oyuncular, tamam mı? Benim mesela çok fazla tecrübem yoktu. Bana işte Tanyevic'e sordukları zaman işte senin Mehmet Okur'un nerede demişler İtalya'da, tamam mı? Borneo'da kamp yapıyoruz. Evet. Beni göstermiş. Benim Mehmet Okur'um Fas demiş. Ya ben bunu duydum. Ondan sonra var ya ben göçtüm. Ya göçtüm yani antrenmanda falan filan işte varımı yoğun veriyorum. Ben bir de hastalık geçirdim milli takım kampında. Astımım vardı. Ondan sonra antrenmanlara çıkmamam gerekiyor. İlaç da alamıyorum. FIBA'dan dolayı doping geçen evet. İlaç maddeleri olduğu için. Allah biliyor valla. Arkadaşlarım da çok sağ olsunlar bana o durumda sahip çıktılar. Ya ben ölümden atlattığım bir şey oldu yani o anda. Nasıl yaşadın ya? Nefes alamıyorsun. Ha? Ben de astımım. Aynen. Biliyorum yani. Bir de sabahlara işte, kadar yatamıyorsun böyle. Beni tanıyan insanlar şey yapmasın diye böyle maçta falan kameralar çünkü bizi gösteriyor böyle. Duman süreci şey yapıyordu işte havluyu üzerime şey yapıyor. Öyle çekiyordum o ilacı. O derece ben yazın sıcağında sana yemin ederim Borneo'da, tamam mı? Ya gözlerimden yaşlar aka aka bir ay, ya bir ay değil demeyeyim de 15 gün her gün sabah akşam yani idman yapıyordum ya. Çünkü Tanyemiş bana güveniyor ya. Beni adam işte Mehmet Okur olarak görüyor, işte 5 numarası olarak görüyor. Ben de dedim, ben de bir format için öleceğim burada dedim. Hatta gazeteciler de yazdı aynısı. Fatih çok fedakarlık yapmıştı. Hasta olmasına rağmen işte bırakmıyor mücadelesini. İşte milli takım forması başka bir şey. Harbiden başka bir şey abi ya. Peki şansı nasıl görüyorsun? 2014'te Türkiye ne yapar? 2014'te evet bu dediğin gibi Wildcard mıydı? Wildcard davetiyeyle. Davetiye harbiden büyük bir ikramiye oldu ya bizim için. Şimdi işte
koç arıyorlar tahmin ediyorum. İşte, evet. Bogdan şey Obradoviç'te olmamış anlaşılan. Bence Ergin abi gelse fena olmaz. Ergin abi çünkü ya Türk antrenörü olması gerekiyor. Tanyavuş tamam şey boşnak ama o art biz ona ısınmıştık ya Tanyavuş işte 7-8 senemiz Türk geçti. Tabii canım tabii yani at, bazı Türk antrenörlerin daha şey merhametliydi onu da söyleyeyim ya. Bir baba şefkatliği vardı Tanyavuş işte. Hasta olmasına rağmen çok özveriliydi yani. Kesinlikle tabii canım ben işte o hasta olduğunda gittim ziyaret ettim. Beni gördü böyle Fatih dedi geldi sarıldı ya. Diyorum ya bambaşka bir şey ya. Tanyavuş'un yeri ya benim kalbimde herkes bunu çok iyi bilir. O benim ya babam gibiydi. Babam gibiydi yani. O ameliyattan çıktığında gördüğümde çok kötü olmuştum. Ama Allah'a şükürler olsun şu anda sağlığı sıhhati çok iyi. Evet şu an. Peki bir diğer boşluk Aziz Bekir. Onun nasıl? Evet Aziz abiyle biz uzun zamandır tanışıyoruz. Ülke Spor'da çalışmıştınız. Yok, yani, Ülke Spor'da şey beraber olmadık da antrenördü Aziz abi tabii. O zaman işte, altyapı antrenörlüğü yaptı. Ondan sonra Galatasaray'da beraber işte Murat Özer'in yardımcısıydı. Evet. Orada beraberdik. O milli takımla beraber hiç ayrılmıyorduk Aziz abiyle. İşte yollarımız burada kesişti. Aziz abi iyi insandır ya. Antrenmanda ben tanıyamıyorum Aziz Hoca'yı ya. Ya vallahi biz de tanıyamıyoruz da işte kardeş. Ya biz de mesela tanıyamıyoruz. Ben de işte bazen söylüyorum işte Aziz abi niye böyle yapıyor falan diye ama işte koçluk farklı bir şey ya. Ciddi söylüyorum. Yani. O adamın hak vermek gerekiyor. Ama dışarıda Aziz abi dünya tatlısı. Evet. Yani antrenmanda maçta çok farklı. Abi öyle olması gerekiyor. Adam işine saygılı ya, disiplinli. O da çünkü işte takım işte biliyorsun bizim şu anki durumumuzu. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyoruz. Ya oyuncuları öyle çok fazla şey yapmaması gerekiyor. Tolerans tanımaması gerekiyor. Böyle belirli seviyede. İnşallah Aziz abiyle bu takımı tutacağız ya. Hedefimiz peki, bu. Aziz Bekir'de yaşanan bir çıkış var yani. Takımı ister istemez bir ateşledi. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin? Ligde kalacak mıyız? İşte dedim ya, çok iyi idman yapıyoruz ya. Ya Cengiz abinin hakkını yememek gerekiyor. O da çok büyük emekleri sarf etti. Ama her kişinin kendine göre bir şeyi vardır. Antrenman temposu vardır. Çalışma düzeni vardır. Cengiz abiyle olmadı. Yolumuz Aziz abiyle devam ediyoruz. Çok iyi idman yapıyoruz. Abi dedim bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İnanılmaz idman yapıyoruz yani. İnşallah bunun da karşılığını alacağımızı ben umuyorum. Ciddi söylüyorum umuyorum ya. Siz de fark ettiniz takım savunmayı da topladı. Toparladı. Hücumda da işte çok önemli sayılar buluyoruz. İşte en son Tofaş maçında Tofaş çok iyi savunma yaptık önce. İlk maçtaki hakemlerin sağ olsun. Hakem katliamından. hakem katliamından sonra biz de çıktık alın terimizle mücadele ettik ve maçı kazandık. İnşallah iyi olacağız ya. Evet Fatih son dönemlerde sen de takip ediyorsun özellikle Twitter'dan belli oyuncular ayak attı. Yöneticiler, menajerler yabancı sayısının artırılmasına yönelik bir çalışma içinde hatta kulüp temsilcileri İstanbul'da toplandı. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Yerli oyuncuların hem süresi azalacak hem de sayısı da azalması. Ya önemli. Arkadaş ben şunu anlamıyorum. Ya. Yunanistan doğru mu? Panathinaikos, Olympiakos, atıyorum Aris. Kaç tane yabancısı var Panathinaikos'un bana bir söyle. Yani Yunan iki, en fazla 2-3 tane Amerikalısı vardır. Takım iskeleti tamamen Yunan yani. Yani. Abi biz Türk'üz ya. Bize niye güvenmiyorlar abi ya? Milli takımları mesela ben Emir Prezis'in oynamasına karşı değil mi zamanlar ya? Bana aynen NTV valla mikrofonu uzattı. Ben de kardeş dedim biz dedim Türk biz dedim Türk milli takımda Türk oyuncu oynar dedim. Kimse onun duygusunu yaşayamaz onu. Of forman dedim. Vay yıldız forman tamam. Aynısını da şey için söylüyorum. O 6 yabancı sınırı var ya. Yanlış abi çok yanlış ya. Ya kendi ülkemizde şuna bak. Yabancılık çekiyoruz. Yabancılık çekiyoruz harbiden ya. Onlar geliyor burada babalar şey yapıyor. Keyif yapıyor. Ya, Türkiye'den iyi şey cennet var mı onlar için? Otellerde yatıyorlar. Yani şahane biliyorsunuz. Neler yani, yani abi şimdi. Sizde menemene talim yani. Biz, ya tamam benim mesela şurada dediğim gibi 3 sene falan Allah sağlık sıhhat verirse basketbol oynayacağım. Benden sonraki gençler ne yapacak? Arkadaşlarım ne yapacak? Onları düşünmek lazım. Ben karşıyım ya. Dün biz işte Kerem Tunçer olsun, Ermal olsun hep PSG'de WhatsApp'ta böyle Oyuncular Birliği adında bir şey konuşma yaptı tamam mı? Herkes şeylerini söyledi. Bu böyle olmaz abi. Yani yazık günah ya. 6 yabancı ne demek abi? Futboldan daha beter olduk. Galatasaray mesela 6 tane yabancı oynatıyor. Şu an mesela 11 tane yabancısı var. 5 tanesi oynamıyor. Yazık günah ya. Futbola da karşıyım açıkçası ben. Abi ya biz kendi ülkemizde niye bu derece oluyoruz ya? Anlamıyorum ki. Yani o ayılı sormayı biz giyeceğiz abi. Başkası giymeyecek.
Atıyorum 2 gün sonra milli takımda Amerikalı gördüğün zaman hiç şaşırma. Ciddi söylüyorum. Dönemlere gelebiliriz. Kesinlikle al işte emirle başlandı. Kesinlikle olur abi. Ya ben karşıyım abi altıya başlasınlar. Fatih ne olacak bu milli takım sürekli yabancı artırılıyor. Türklerin sayısı azalacak. Altyapıdan gelen oyuncular da azalacak dolayısıyla. Türk basketbolu nereye gidiyor? Türk basketbolu iyi yerlere gidiyor derken bu işte 6 yabancı sayısı bir anda herkesin morallerini alt üst etti. Yani. Dün de işte biz arkadaşlarımızla konuştuk bunu. Herkes karşı tabii ki. Herkes tepkisini sosyal medya olsun ondan sonra bazı kesimleri dile getiriyor. Bence çok yanlış bir karar bu ya. Yani işte biz de artık bir şey yapacağız. Kendi aramızda oyuncular birliği diye bir derneğimiz olacak. Artık bütün şikayetlerimizi o dernekle birlikte bir çat altında şey yapmamız gerekiyor zaten. Geç kalmış durum çünkü. Yani hayret verici bir şey ya. Ciddi söylüyorum. Zaten Efes'in mesela Galatasaray maçlarını izliyorum. 5 tane yabancı. Avrupa maçlarını. Tabii canım. Sınırsız olduğu için. Ya ne anladım ki abi ben zevk almam ki maçtan. Ciddi söylüyorum. Ben almam yani. Ben Galatasaray'ım ama ben zevk almam abi. Türk oyuncu görmekten sonra ne anlarım ki ben? Haksız mıyım? Abi. Yani aynısı Fenerbahçe Ülker için geçerdi. Ondan sonra Beşiktaş. Keza biz de öyle. Bizim de 15 tane yabancımız var. Bilmiyorum ya. Ben karşıyım abi böyle şeyleri. Ben açık ve net söylerim her şeyi. Emir Prezic için milli takım olmasına bile ben karşı çıktım. Ne yani oynayayım ki kameralara karşı. Her şeyi açık ve dürüst söylerim her zaman. Çünkü milli forma başka bir şey abi. Bunu her zaman söylerim. O formayı giyen insan anlar. Türk oyuncu anlar. Yabancı anlayamaz. Niye başarısız olduk? İşte her şey ortada, evet. Şey ortada abi. Çok da detayda girmeyeyim. Peki Konya'daki günlerin nasıl geçiyor? Konya. Valla Konya'yı çok sevdim ya. Ben işte daha önceleri maçlara gelirdim. Memlekete de yakın bizim ben, Kayseriliyim doğma büyüme. Valla buradaki günlerim, Fatih çok iyi biliyor işte. Meram'a çok gidiyorsun. Meram'a kahvaltıya gidiyormuş, orada arkadaşımızın kahvaltı yeri var. Çok seviyorum Meram'da, mükemmel bir yer. O değirmen olan yer mi? Evet. Ondan sonra burada işte bu şey var. Dolmuşlar var ya, bir dene köfte var. Evet. Ben işte sürekli oraya giderim, orada işte tavuk yerim, söylemesi ayıptır. Buradan özür diliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra işte sucuk ekmek yerim. Ben böyle doğal şeyleri severim ya. Mesela makarnayı bazen evde kendim yaparım. Makarna hastası bir adamdır. Ondan sonra bir İtalyan restoranı var burada, oraya giderim. Öyle çok şeye gitmem mesela, kafeye falan çok gitme şeyim yoktur. Sevmem öyle yerleri. Gece hayatı yok mu yani? Varsa da söylemesin de. Ya açıkça söyleyeyim kardeş, maçı kazandığımız zaman eğlenirsin kutlarım yani. Abi yani. Bu hakkımız, en doğal hakkımız. Oyuncuların en doğal hakkı. Ne yaparsınız? Ne yaparız? İşte gideriz Rixos. Rixos muydu? Disco One var orada. Inferno'ya gideriz. Ondan sonra takım arkadaşlarımla mı yani? Yalnız hayatta bir yer için kesinlikle. Yanımda ya büyük ihtimal takım arkadaşlarım olur. Inferno'ya giderim. Ondan sonra başka da Konya'da bir yere gitmem. Peki bir basketbolcunun günü nasıl geçiyor? Yani herkes onu merak ediyor. Al işte rahatsız olacağım. Bir basketbolcunun günü nasıl geçiyor? Vallahi sabah saat 9'da antrenman yapıyoruz. Haftada 3 gün. Abartmıyorum. Saat 8'de kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltı dediğim protein içiyorum. Protein ağırlıklı. Ondan sonra evden zaten burası 5 dakika arabayla. Adresi vermeyeyim. Ondan sonra buraya geliyoruz abi. Bir idman 1,5 saat falan sürüyor en fazla sabah antrenmanı. Akkuna'ya geçiyorsun sonra. Yok, Akkuna'ya geçmiyoruz. Akkuna'yla anlaşmamız bitmiş kulübümüzün. Buradan da duyurulur. Akkuna yemekleri harbiden mükemmel abi. Temizlik, her şey 10 numara, çalışanları. Oradaki çalışanlarla kanka olmuşum yazın zaten. Çocuklarla konuşuruz Face'de falan, sağ olsunlar. Çok saygılı çocuklar. Ben kendim işte burada bir ev yemeği falan keşfettim. Oraya gidiyorum işte, Ayvalık Tostu var orada bizim arkadaşımızın yeri. Ömer'in yeri, oraya gideriz çoğunlukla. Ondan sonra eve gideriz, yatarız, kalkarız, tekrar işimizin başına. Antrenman olur saat. 5.30'da toplantı olur, işte 6'da antrenman başlar. Hayat işte böyle işte, saat 8 oluyor işte. Evden işe işlerine de yani. Aynen ya. Aynen. İşte. Ya uzaktan bakınca basketbolcu diyorsun. Gözünde farklı şeyler aklına geliyor ama. Ya basketbolcu iş olmak çok zor. Ciddi söylüyorum abi.
Allah bizim hanımlara ileride inşallah olursa sabır versin yani. Çok zor baba basketbolcu olmak. Deplasmana gidiyorsun. İşte sürekli antrenmandasın, ne bileyim sabah erken kalkmak zorundasın, eşine kahvaltı yapmak için, hazırlamak için, doğru mu? Ondan sonra eşin gelecek, öğle yemeği hazırlayacaksın, eşini uğurlayacaksın falan filan. En önemlisi deplasmanlar mesela, gidiyorsun mesela yurt dışı falan olduğu zaman. İnşallah bu sene playoff falan kalırsak hedefler büyük ya artık bu sene Konya'da. Evet inşallah. Belki sen... önümüzdeki sene Avrupa'ya da gideriz, onu diyorum işte. Allah söyletti. İşte Avrupa maçları olduğu zaman o uçak yolculukları zaten bizi bitiriyor ya. Yani belki o yüzden mi evlenmedin yani? Ne diyorsun? Uçak yolculukta mı? Yok canım, o yüzden. Kısmet kardeş. Hayırlısı, ne diyeyim ya. Evlenmeyi yani. Düşünmüyor musun? He? Evlenmeyi bunu, valla bunu soran kaç kişi oldu ya. Anne ben... kıza bakmıyor mu köyden? Ya... Kayseri'den helal sütenin işine. Anne kıza bakmıyor diye bir şey yok. Ben kendim bir şey yapmam lazım ya. Kendim araştırmam lazım. Benim karşıma çıkması lazım. Ya bu tür şeyler basketbolcu ben, kadın basketbol kızın istemesi lazım. Adetler eskidemiş ya, işte böyle kız bakmalar falan. Şimdi işte artık bizim kendimiz tanışmamız gerekiyor. Kısmet bakalım. Artık yaş da ilerliyor ya. Herkes bunu dün bir arkadaşımla yüzüme vurdu. Sağ olun. Çok duyuyorum bu evlilik konusunu. Hayırlısı ya. Hayırlısı. İnşallah. Allah'tan her şeyin hayırlısı. İnşallah. Toparlayalım son olarak. Bu sene aslında ligde kalmayı düşünüyorduk ama kalmama mücadelesi veriyoruz halen. Ama sen Avrupa'dan bahsettin. Allah söyletti ya. Valla. Neden olmasın? Bak şu an Telekom'u yenersek yarın inşallah altımızı alıyor Telekom. Evet. Averajda da üstüne. Ondan sonra Olin. Bizden bir fazla. Mersin. Hadi. Beşiktaş kaç? 8-9 yanılmıyorsam o civarda. Ha, biz yani şu bir Bambit'i burada yenersek inşallah. Ya Bambit ya Fener, bir sürpriz yapmamız lazım yani. Onlardan bir tanesini alırsak. Ekstra bir galibiyet olması kesinlikle lazım. Kesinlikle. Evet. Mesela deplasmanda Karşıyaka maçı kolay geçmez. Uşağı yenebiliriz. Benim şeylerim yani, tahminlerim. Ondan sonra Koleji yeneriz burada. Ondan sonra kim geliyor? Trabzon var mesela. Trabzon'u yeneriz burada. Mersin'le final maçı olabilir mesela. Evet. Bak 11 galibiyet bizi götürür. O zaman kaç? 6 galibiyet mi kalıyor? 11 galibiyet. 5, 6 galibiyet. 5 galibiyetiniz var yanılmıyorsa. 12 maç kaldı. Yani yarısını almamız lazım. Ama artık rakipler bizden çekiniyor. Çünkü Efes'e yendik. Topaş'ın bunları şey değil ki onlar. Kolay takım. Artık zaten şey, basketbol şeyinde kolay takım yok. Hepsi herkese yine Ali Ağa keşke kaybetmeseydik. O var ya, i̇şte o ben onu anlayamıyorum. Ali Ağa'ya yeniliyorsunuz, Tofaş'ı yeniyorsunuz. İşte. Mantıken ya işte, bakınca aslında. Kardeş şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Deplasman çok farklı oluyor. Kim olursa olsun. Hakemleri söylemeyeyim. Hakemler çok ayrı düdükleri çalıyor deplasmanda. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz düdükleri çalıyor. İşte Tofaş maçı, işte ilk maç. Hı-hı. Ne halde olduğumuzu herkes biliyor zaten, hakemlerin maçı katlettiğini. Doğru mu? İşte o hakem abimizle bayağı bir ceza aldı, bizim maçımıza gelmiyor. Ya ben anlamıyorum abi, bırakın herkes istediği basketbol oynasın yani. Biz oraya bir alın teri akıtıyoruz ya. Yani o sahada biz mücadele etmek için varımızı yoğumuzu veriyoruz ya. Siz nasıl bizim hakkımızı yersiniz ya? Nasıl hakkımızı yersiniz abi? Ben Tofaş maçından işte maç içinde Serhat'la konuşuyorum. Serhat benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır, kardeşimdir. Çok saygı duyuyorum bana. Abi diyor, biz diyor çok kötü durumdayız Fatih. O zaman bizim fark 15-20 sayı. Biz diyor çok kötü durumdayız Fatih abi diyor. Maç bir anda abi, hakemler sağ olsun 5 dakika içinde. Üste sportmenlik dışı ya, falan. İnanılmaz falan. Ya inanılmaz ya. Cengiz abi yerinde başkası olsa var ya, atılırdı. Cengiz abi yemin ederim iyi sabretti. Aziz abi olsa Hakem üstüne yürüdü. Üstüne yürüdü. Yöneticilerimiz falan, başkanımız falan çıldırdılar ya. Yazık günah abi ya. Biz emek sarf ediyoruz ya. Ne Tofaş, tamam Tofaş ismi yapmış. Tamam da biz de Konya'yız abi. Camiyesi olan. Yani Anadolu'nun en güzel şehirlerinden bir tanesi yani. Konya. Yani ben de Anadolu çocuğum ama Konya farklı bir şehir abi. Mevlana'lar şehri, doğru mu? Evet. Yani, son olarak yani. Neler söylersin taraftara, Konya basketbol camiasına? Taraftar yani. Mükemmel ya. Taraftar evet. Valla çok takımına iyi sahip çıkıyor. Nalçacılar mı? Evet. Köşedeki arkadaşlar valla sağ olsunlar. Çok iyi destekliyorlar. Bu taraftar böyle olması gerekiyor ya. Yani taraftar bize destek verdiği zaman biz de onları mahcup duruma düşürmeyeceğiz. Gelsinler, yine ben her zaman söylüyorum. Her konuşmamda söylüyorum. Gelsin, bizi desteklesinler ya. Bize güveniyorlar. Ben bunun farkındayım. Efes maçında da bunu çok bariz belli ettiler. Tezahüratları destekleriyle.
üniversite grubu da gelmişler burada sadece tiyatro izler gibi maç izliyorlar. Mesela onların da biraz şey yapması lazım yani, tezahürat yapması gerekiyor. Ne bileyim böyle, o mesela çok kritik yerde ıslık çalacak. Ya ben mesela bençten ıslık çalıyorum mesela, o derece. Mesela benim en son maçta işte Hakan Demir'e şuradan üçlük attı, ben böyle elimi kaldırdım mesela. Evet. Orada hakem görürse beni atabilirdi. Çünkü bazen tutamıyorum kendimi ya. Ya yaşım ilerledi ama abi ne yapayım, bu bizim işimiz ya. Ekmek yediğimiz bir kulüp. Ya bu kulüp içinde varımız yoğumuz vermek zorundayız. Taraftardan da isteğimiz tezahürat yapsınlar, oturmasınlar ya. Burası tiyatro salonu değil, basketbol sahası. Haksız mı? Yani. Oturmaya mı geldik buraya? Yani. Evet arkadaşlar, evet. Çok güzel bir röportaj oldu. Sağ ol. Arkadaş. Evet, bizim yani için de süremiz çok iyi oldu. Kısıtlı olduğu için fazla giremedik. İyi ki kısıtlı ya. Bir saattir burada oturuyorum. Bak terli. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica ederim. Evet değerli izleyenler, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.